Merhaba, ben Mimar Leyla Yıldız. 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak iş güvenliği uzmanlığı için okumalara devam ediyoruz. Epey okuma yaptık. Bunları web sayfam olan www.leylaayyıldız.com'da ara butonuna iş güvenliği yazarsanız karşınıza çıkacak tabloda okuma linklerini yükledim. Sırasıyla oradan konu başlıklarına göre okumaları boş zamanlarınızda ve boş olmayan zamanlarınızda dinleyebilirsiniz. Şimdi hap bilgilere devam ediyorum, altın hap bilgilere. Fiziksel risk etmenleri. Gürültü, fizyolojik etkiler demiş. Ses şiddeti, duyarlılık, frekans dağılımı, yaş, süresi ve cinsiyet demiş. Fizyolojik etkiler, sesin şiddeti ne kadar? Frekans dağılımı nasıl, ne yönde? Süresi ne kadar, maruziyet süresi? Duyarlılık, kişi duyarlılığı nasıl? Kişi kaç yaşında ve cinsiyeti nedir? Fiziksel risk etmenleri, gürültü. Ses şiddeti ne kadar? Frekans dağılımı nasıl? Süresi, duyarlılık, yaş ve cinsiyet. İnsanlar hangi sesler arasını duyarlar? 20 mPa ile 200 Pascal'ı duyarlar insanlar. 20 ila 200 Pascal arasındakileri insanlar duyarlar. 0 dezibel işitme eşiğidir. İşitme eşiği kaç diye sorarlarsa 0 dezibel. Eşik bu, 0'ın üstünde artık iyice duyulur. 140 desibel ağrı eşiğidir. Yani ağrının başladığı 140 desibel. Tehlikeli bir sınır. 140 desibel kulağın ağrıdığı 140 desibel ve şimdi ses birazcık kısacağım. Evet. Genç ve sağlıklı insan 20 ila 20 bin hertz frekanstaki sesleri duyar. Genç ve sağlıklı insanlar 20 ila 20 bin hertz arasındaki frekanstaki sesleri duyarlar. İşitme eşiği 0 dezibeldi. İnsanlar 20 ile 200 Pascal arasında duyabiliyordu. Genç ve sağlıklı insan 20 ila 20 bin hertz frekanstaki sesleri duyar. Gürültünün şiddeti dezibel ya da dozimetre ile ölçülür. Gürültünün şiddeti dezibel ya da dozimetre ile ölçülür. Gürültünün frekansı hertz'tir. Gürültünün frekansı hertz'tir. SSK'ya göre gürültüden oluşan hastalıklar meslek hastalığıdır. Gürültülü işte en az 2 yıl, 85 dezibelin üstünde gürültülü işte en az 2 yıl maruziyet süresi galiba ya da yükümlülük süresi, pardon, bu kadar demiş. Gürültülü işte en az 2 yıl, 2 yıl yükümlülük süresi vardır. 85 dezibelin üstünde en az 30 gün çalışıldığı halde yükümlülük olur. Bir saniye, yükümlülük süresi 6 aydır. İşten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı sayılması için 6 ay içerisinde ortaya çıkmalıdır yani. Yükümlülük süresi 6 aydır. Gürültülü işte en az 2 yıl çalışılması gerekiyor, o zaman onu söylüyor. 85 dezibel üstünde en az, hayır gene olmadı. Gürültülü işte en az 2 yıl, buradaki cümleyi okuyayım siz anlamaya çalışın demiş, boş bırakmış. 85 dezibel üstünde en az 30 gün çalışılmalı. Yükümlülük süresi 6 aydır. İşten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı sayılması için 6 ay içerisinde ortaya çıkma süresi. 6 ay. Maruziyet sınır değeri 87 dezibel dBA. Maruziyet sınır değeri. En yüksek maruziyet eskiden maruziyet eylem değeri oldu artık. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 dBA. 85. En düşük maruziyet eylem değeri 80 dezibel. Şimdi en düşük maruziyet, onu düşünelim, en altta ve en düşük bildiğimiz rakam 80. 80 dezibel. En yüksek bunun 85. Sınır değeri ise, artık bunu ben sınır değeri
maksimum gibi düşünüyorum. Sınır değeri ise 87 dezibel. 8 saatlik çalışmada zaman ağırlıklı ortalama değer 85 dezibel. Haftalık gürültü maruziyet düzeyi 8 saat 5 gün zaman ağırlıklı ortalama 87 dezibel demiş. 18 Ağustos sınav sorusu günlük maruziyet düzeyi ölçülemiyor ise hangisi ölçülür vesaire gibi bir soru vardı. Haftalık ölçülür diye yanıtı olacaktı. Titreşim. Şimdi titreşime geçiyoruz. Bu konu biraz şey kaldı. Yetersiz kaldı ve cümlelerde eksik kaldı. Yeniden zaten gürültü yönetmeliğini okumuştuk. Orada bunların hepsini uzun uzun işlemiştik. Orayı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve devam ediyoruz. Titreşim. Titreşimin frekansı birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin frekansı denir. Titreşimi de işlemiştik konulardan. Birim zamandaki titreşim sayısına titreşim frekansı denir. Yönetmeliğini okumuştuk. Titreşimin şiddeti birim alandaki birim zamandaki akım gücüne titreşimin şiddeti denir. Titreşimin şiddeti nedir? Birim alandaki birim zamandaki akımın gücüne titreşimin şiddeti denir. Frekansı nedir? Birim zamandaki titreşim sayısı. Frekans, titreşimin sayısı, birim zaman, titreşim sayısı ve frekansın şeye birimi hertz. Titreşimin şiddeti ise şiddet diyor. Şiddetle akan bir su düşünelim. Birim alandaki, birim zamandaki akım gücüne, oradaki akımın gücüne titreşimin şiddeti denir. W bölü santimetre karedir. Santimetre karedeki şiddet. Şimdi insanlar hani bahsetmiştik ya seslerde 20 ila 20.000 hertz frekanstaki sesleri duyarlar demiştik ya. İnsanlar 1 ila 1000H2 arasındaki titreşimleri algılarlar. 1 ila 1000'in arasındaki titreşimi algılarlar. İnsana etkisi olan titreşim ise 1 ila 100H2 arasındakilerdir. İnsana etkisi olan titreşimler. SSK meslek hastalığı listesinde bulunmakta fakat istatiklerde titreşimle ilgili bir hastalık yok. Ama biliyoruz ki beyaz parmak hastalığı vesaire titreşimden oluşur ve mutlaka vardır yani. Ama bizdeki meslek hastalıkları tespitleri yetersiz olduğu için bu şekilde SSK'da henüz yokmuş. Yükümlülük süresi 2 yıldır. Şimdi el kol titreşimi dedik. El kolu hatırlarsanız yönetmelikte şöyle yapmıştık. 8 saatlik sınır değer el kol için 5m bölü s kare. Şimdi onu şöyle söylemiştim. El kolda eline adamın 5 lira tutuşturmuştuk. Ve buna demiştik ki el kol elinde 5 lira demiştik. 8 saatlik sınır değeri 5 bölü m s kare demiştik. Etkin değeri 2,5 bölü m s kare. Etkin değer 2,5 bölü, onu da yarıya bölmüştük, 2,5 lira tutuşturmuştuk. Etkin değeri demiştik. O sınır değeri 5 olan, sınırlar yüksek olacak, etkin değeri ise 2,5 bölü ms kare. Bütün vücut titreşimi ise bu el kol içinde, bütün vücut titreşimi ise 8 saatlik sınır değeri 1,15 ms kare. 8 saatlik sınır değer bütün vücut titreşimi 115 kilogramlık bir adam düşünmüştük bunda. 1,15 ms kare demiştik 8 saatlik sınır değerinde. Etkin değeri ise 0,5 ms kareydi etkin değeri. Titreşim yapan aletlerle çalışılan kişilere 6 ayda bir sağlık muayenesi yapılacaktı. Sonra bir büyüktür titreşim frekansında deniz tutulması gerçekleşiyordu. Deniz tutulması bir büyüktür demiş. Bunu da okumuştuk ama şu anda net hatırlayamıyorum. 4 ile 8 hertz frekanslarda göğüs ağrıları, nefes darlığı, sırtın alt kısmında ağrı görme bozuklukları oluşuyordu. 4 ila 8 hertz frekanslarda. 8 ila 1000 hertz frekanslarda parmaklarda duyarlılık ve maharet azalması
beyaz parmak hastalığı oluşuyordu. 8 ila 1000 Hz frekanslarda. 8 ila 1000 Hz frekanslarda parmaklarda duyarlılık ve maharet azalması, beyaz parmak hastalığı oluşuyordu. Ve basınç. Basınç birimi bar ya da el bölü santimetre karedir. Bar, basınç birimi bar ya da el bölü santimetre kare. İnsanlar 4 atmosfer basınca kadar dayanabilirler. SSK'ya göre yine basınçtan dolayı meslek hastalığı vardır. Akut durumda yükümlülük 3 gün, diğerlerinde 10 yıldır. Akut durumda yükümlülük 3 gün, diğerlerinde 10'dur. Aydınlatma. Lüks ölçüsü birimi lüks metre ile ölçülür. Şimdi bunu anlatmıştık. Aydınlatma. Lüks ölçüsü birimi lüks metre ile ölçülüyordu. Ölçü birimi lükstü. Şöyle demiştik. Çok aydınlık bir yer çok lükstür. Çok şatafatlıdır, çok lükstür. Bu şekilde hatırlayacaktık. Ve lüks metre ile ölçülür. Kandela. Işık şiddeti ise mumu tarif etmiştik. Mumdan, mumun üstündeki ışık ve kandela demiştik. Işık akısına ise lümen demiştik. Sıcaklık ölçüm cihazının termometre. Nem ölçüm cihazının higrometre. Havadaki nem ölçüm oranını psikometre, pek psikolojik değil ama havadaki nem psikometre demiştik. Hava akım hızı anemometre cihazıyla ölçülüyor demiştik. Radyant sıcaklık ölçümü glob termometre demiştik. Ve kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde eksplozimetre kullanılıyor demiş. Eksplozdan patlamadan aklımıza gelecekti. Termal konfor. Termal konfor hava sıcaklığı buğulu 15 ila 30 derece demiştik hava sıcaklığı. Havanın nem yoğunluğu %30 ila %70 arasında olmalıydı. Bunları net olarak hatırlayabiliriz. Havanın akım hızı 0.5 bölü m esen olmalıydı termal bir konfor sağlanması için. Çok az bir hava akımı olacak. Ve radyant ısı demiş burada. Sonra tüzük demiş. Tüzükler iptal oldu. Tüzük demiş. Ben tüzüğü okumak istemiyorum ama tüzüklerin hepsi iptal oldu. Tüzüklerden burada epeyce bir ilave almış. Şimdi tüzüklerin hepsini geçiyorum ben. Onları nasıl olsa biz yönetmeliklerde iptal olan tüzüklerdeki şeyler, bilgilerde eminim başka bilgiler aklına gelen bir hocamız bunları derlemiş olabilir. Kullanılacak bilgilerdir ama bakıyorum şöyle bir kurşun murşun diyor, cıva diyor. Onları zaten biz görmüştük. Orayı geçiyorum ve artık sona geldik galiba. Yangın. Yangını tarif etmiş ve sanırım en çok soru çıkan şeylerden birileri yangın. Evet, yangın. Yavaş yanma. Yanıcı maddenin yapısı itibariyle şöyle yapalım. Evet, yanıcı maddenin yapısı itibariyle yanıcı buhar veya gaz oluşturmadığı durumlarda ortamda bulunan ısının yetersiz kalması hallerine yavaş yanma nasıl gerçekleşiyor? Yanıcı maddenin yapısı itibariyle diyelim ki yapısı oldukça nemli bir yapı. Yanıcı buhar veya gaz oluşturmadığı durumlarda ortamda bulunan ısının yetersiz kalması halinde, ortamdaki ısı var, yetersiz kalmış. Ortamda yeterli oksijen olmadığı durumlarda, ortamda yeterli oksijen yok. Bu o zaman yavaş yanma gerçekleşiyor. Demir, bakır gibi metallerin oksijenle nemli ortamla birleşmesi olayı yavaş yanmaya örnek verilebilir. Kendi kendine yanma. Kendi kendine yanma. Yavaş yanmanın zaman içerisinde hızlı yanma olayına dönüşmesidir. Yavaş yanma zaman içerisinde hızlı yanma olayına dönüşüyor.
kolay alev alabilen maddelerin, yani parlayıcı maddelerin belli oranda hava ile homojen karışımları çok kolay alev alarak yanmasına sebep olur. Bu tür yanma olayına parlama denir. Kolay alev ile alev alabilen madde var. Bunlar yani parlayıcı maddeler. Belli oranda hava ile homojen karışımları çok kolay alev alarak yanmasına sebep olur. Bu tür yanma olayına parlama denir. Aniden parlıyor. Şimdi yangınları 4 sınıfa ayırmıştık. Bunları daha önceden de çalışmıştık. A sınıfı yangınlar, B sınıfı yangınlar, C sınıfı yangınlar ve D sınıfı yangınlar demiştik. A sınıfı yangınlara şöyle sıralamıştık. Katı, sıvı, gaz ve en sonda bir saniye değişti bu yine 84. Katı demiştik, sıvı demiştik, gaz demiştik ve metal demiştik. En baştaki katıydı, en sona da metal almıştık. A sınıfı yangınlar katı cisimlerin yangınlarıydı. B sınıfı yangınlar sıvıların yangınlarıydı. C sınıfı yangınlar katı sıvı gazdan gaz yangınlarıydı. Ama D sınıfı yangınlar da metal yangınlarıydı. Katı ile başlatıp olayı metal ile bitirmiştik. Şimdi katı yangınlar, A sınıfı yangınlar. Tahta, kağıt, kumaş, kömür, ot, odun, katı ve kuru maddelerin alevli ve korlu olarak yandığı yangınlar. B sınıfı yangınlar hangileriydi? Sıvı yangınlar. Sıvı ve katı yağlardan, boyalardan, benzilden, benzolden ve benzeri diğer petrol ürünlerinden kaynaklanan yangınlardı. C sınıfı yangınlar ise parlayıcı gazların, yani LPG, etan, propan vesaire oluşturduğu gaz yangınlarıydı. Peki D sınıfı katıyla başlatmıştık A'da ve D'de metalle bitirmiştik. Bunlar da magnezyum, alüminyum, titan gibi metallerin yangınlarıdır. Bir de jet yangını var. İnce uzun alevle yanar ve gaz borusu kaçaklarının tutuşmasında görülür jet yangını. Havuz yangını ise ham petrolün tanktan sızması ve tutuşmasında görülür. Artık A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı yangınları karıştırmayız. Tekrar söylüyorum, katı, sıvı, gaz ve metal olarak sıralandırıyoruz. Katı, sıvı, gaz zaten hep bunu kullandık sırasıyla. Bir de sonuna metal ekledik mi? Katı, sıvı, gaz, metal, 4 sınıf yangın var. A, B, C, D diye söyleyebiliriz. Ve yangın söndürme cihazları. A sınıfı yangınlarda, A sınıfı yangının çıkması muhtemel olan yerlerde çok maksatlı, kuru, kimyevi, tozlu veya sulu. Şimdi bunlar genellikle sınavlarda hep çıkıyor. A sınıflarında şöyle diyor, kuru kimyevi tozlu, yani katı yangınları. Bunu katı yangınlarını odun yangını olarak düşünelim. Odun yangınını suyla söndürebilir miyiz? Evet, söndürebiliriz. Çok maksatlı kuru kimyevi tozlu. Kuru kimyevi tozla söndürebilir miyiz? Kuru kimyevi tozu gözümüzde canlandıralım. Evet, söndürebiliriz. Demek ki A sınıfı katı yangınları çok maksatlı, kuru, kimyevi, tozlu veya sulu söndürme cihazlarıyla söndürebiliriz. B sınıfı neydi? Katı sıvı gaz metalden sıvıydı B sınıfı. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde sıvıları yine kuru kimyevi tozlu, köpüklü veya karbondioksitli. Suluyla söndürebilir miyiz? Hayır. Sıvıyı suyla söndürebilir miyiz? Hayır. Kuru kimyevi tozlu yine karbondioksitli veya köpüklü yangın söndürücülerle. B sınıfı yangını ne dedik? Kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklüler. Köpüklü yangın söndürücülerle. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde. C neydi? Katı sıvı gazdan gazdı. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli gazdı. Kuru kimyevi toz dökebiliriz üzerine ya da karbondioksitle söndürebiliriz.
D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, yani metal yangınları, kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Seyyar yangın söndürücüler hareketli halinde ise 6 ayda bir kontrol edilir. Seyyar yangın söndürücüler 6 ayda bir kontrol edilir. Köpüklü yangın söndürücüler 1 yılda bir tamamen boşaltılıp doldurulur yılda bir. Köpüklü yılda bir tamamen boşaltılacak, doldurulacak. Seyyarlar 6 ayda bir kontrol edilecek. Yangın söndürücüler en fazla 90 santimetre yükseklikte bulundurulur, taşınabilsin diye. 90 santimetre olacaklar, su baskını vesaire aşağıda kalmasınlar. Ama 90 santimde insanlar ulaşabilsin, alabilsinler diye. 18 Ağustos sınav sorusu 90 santim yükseklikte bulundurulur. Yangın butonları, yani yangın alarm butonları 110 santimle 130 santim yükseklikte bulunur. Bir insan düşünün, çocuk da olsa 110-130 aşağı yukarı ulaşabilir gibi düşünelim. 1,50'lik bir insan 1,10-1,30 gibi bir yerdeki butona rahatlıkça ulaşabilir. 110 ve 130 santim yükseklikte yangın butonları. Bunlar çok geliyor. Şimdi bir tane tablo var ve sanırım en önemli tablolardan birisi. Çok fazla sınavda çıktı. Şöyle demiş: önce kuru kimyasal tozlu ABC, BC ve D tozlu yangın söndürme cihazlarında kullanılan itici gaz azot demiş tablodan önce. Bunu da öğrenelim. Kuru kimyasal tozlu ABC, BC ve D tozlu yangın söndürme cihazlarında kullanılan itici gaz azot gazıdır. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürücüler var demiştik ya. Bunlarda da ABC, BC var demiştik. D de varmış. D tozlu yangın söndürme cihazlarında kullanılan itici gaz azot gazıdır. Şimdi yangın çeşitleri ne sıralamış, bir tablo yapmış ve cinslerini, yangın çeşitlerini belirlemiş. Yangın çeşitlerinde neler kullanıldığını yazmış. Şimdi şöyle yapalım. Yangın çeşitleri. Hani A, B, C, D demiştik ya, katı sıvı gaz, katı ile başladığımız şey, bir de metalle bitirmiştik. D'ye de metal demiştik. Bir de E tipi yangın var, onu söylemeyi unutmuştuk. E tipi yangın elektrik yangınları. Ne diyor? Yangın çeşitleri A, B, C, D, E, katı sıvı gaz, metal, elektrik. Şimdi ikinci sırada yanıcı maddeler var. Sonra üçüncü sırada cinsi var ilk sırada, sonra yanıcı madde var, sonra söndürme yöntemi var, sonra kullanılan söndürücüler var. Bunlar çok çıkıyor. Bu tabloyu görsel olarak da görmek lazım. Şimdi diyor ki A tipi yangında, yani katı tip yangında yanıcı madde nedir? Bunu çalışmıştık. Kağıt, odun, ahşap, kumaş ve benzeridir. B tipi yangında yanıcı madde nedir? Boya, sıvıydı, tiner, yağ, akaryakıt çalıştık. C tipi yangında yanıcı madde nedir? Gaz, doğal gaz, betan, LPG, propan, asetilen vesaire gazlar bunlar. D şıkkında metal, magnezyum, alüminyum, sodyum, D sütununda. Metallerde magnezyum, alüminyum, sodyumdu. E'de elektrik. Şimdi söndürme yöntemleri ne olacak? A tipi yangında. Yani kağıttan düşünelim. Kağıdı nasıl söndüreceğiz? Soğutarak söndüreceğiz. Ortamın ısısını düşürürsek kağıdın, yanan bir kağıdı, yavaş yanan bir kağıdı söndürebiliriz. Soğutma. Yanmayı engelleme. O kağıdın tutuşmasını engel olacağız. Katı yangınlarını soğutma ve yanmayı engellemekle söndürebiliriz. Sıvı yangını ise söndürme yöntemi, yani boyayı, tineri, yağı, akaryakıtı öncelikle engelleme, yanmasını engelleyeceğiz. Sonra boğma. Şimdi sıvı yangın var, sıvı yerde dağılmış bir şekilde, onu oksijen almaz ise sönebileceği düşüncesiyle boğacağız, boğma. Ya da ortamı soğutacağız, soğutma. Neymiş? Sıvı yangınları engelleme, boğma ve soğutmayla durdurabiliriz. Doğalgaz, metan, propan gibi gaz yangınlar, C tipi yangınlar
nasıl şey yapılabilir, söndürülebilir? Engelleme yöntemiyle. Öncelikle engelleyeceğiz bunların yanmasını. Bunlar yandı mı zaten, gaz yangını olduğu için çok tehlikeli. D'de metal yangını vardı ya, metal yangını ise yine soğutarak ve boğarak engelleyeceğiz. Yani sıvı yangınlardakiler gibi. E'de elektriğin söndürme yöntemi ise elektrik yangınlarını söndürme ise ilk iş elektriğin kesilmesi. Kaynağı tüketeceğiz. Şimdi en çok çıkan soru kullanılan söndürücüler. Şimdi burada tam açmış. Şimdi demiş ki katı yangınları, A tipi yangınları su söndürür. Kağıdı düşünelim, su söndürebiliriz. Kağıdın üzerine ABC yazalım, kağıttan hatırlayacağız. ABC yazalım. A tipi, B tipi, C tipi tozlu ve köpüklü söndürücüler. Hem tozlular hem köpüklüler bu kağıdı söndürürler diyelim. Sonra B tipi yangına örnek olarak yere akaryakıt dökelim. A, B, C tipi yangın söndürücüler, B, C tipi yangın söndürücüler hem A, B, C kullanılıyor. Yerdeki şeyin üzerine, akaryakıtın üzerine A, B, C yazalım. Demin kağıda A, B, C yazmıştık. Yerdeki suyun üzerine A, B, C yazalım. Bir de A'yı koparalım, bir de B, C yazalım. Ezberleyebilmek için. Sonra tozlu, bu sıvı ya, tozlu, halon gazlı, karbondioksit ve köpüklü söndürücülerle sönüyor. Yani tozlu, halon gazlı, sıvı ya tozlu, halon gazlı, karbondioksit ve köpüklü söndürücülerle sıvı yangınları söndürebiliyoruz B tipi. Geldik gaz tipine, C tipine. Gaz, bunu da ocağımızdan doğal gaz kaçağı olduğunu farz edelim. Doğalgazın üzerine yine ABC ve A'yı koparıp BC yazalım. Bunu da yine doğalgaz, ocağımız yanıyor. Tozlu, halon ve karbondioksit gazlı söndürücülerle söndürebiliriz. Metal tozlarını ise, D tipi yangınları ise sadece yine D tipi metal tozlu söndürücüler söndürebiliyor. Çivi çiviyi söküyor oradan. Çivi bir metal. D tipi yangın söndürücüsünü yine D tipi tozlu söndürücü kullanıyor. Çivi çiviyi söküyor. Elektrik yangınlarını ise kapının önündeki elektrik sigortamızın olduğu yeri düşünelim. Orada bir yangın çıktığını düşünelim. Yine aynı şekilde ABC yazalım kapıdaki yere de. Böyle ben çok net hatırladım. Şeye yazmıştık, kağıda yazmıştık, sıvıya yazmıştık. Doğalgaza yazmıştık. Elektriğe de ABC'yi yazdık. Ve burada diğerlerinde A'yı silip BC kalmıştı ya. Bunda BC kalmıyor. Sadece A ve C'yi siliyoruz. Kapıda B kalıyor. B tip elektrik tipinde B ve yine tozlu halon gazlı söndürücüler kullanılıyor. Ben bunu anladım bu sefer. İnşallah bu soruları kaçırmayız. 80 santim yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının, pardon şey önce yazmış, yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının minimum genişliği 80 santim olmalıdır. Unutmayalım, 80 santim olacak. Bunlar da soruluyor. 500'e kadar çalışanı olan iş yerlerine minimum 2 tane çıkış olacak. 500'e kadar kişi. Normal bir iş yeri 2 tane çıkış kapısı olacak. 500'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde çıkış kapısı 3 tane olacak. 500'den fazla. 500.000 arası diye düşünelim. 1000 kişiyi geçerse 1000, 4'e bölünebilir, 4 çıkış kapısı olacak. Şimdi yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi 3-4 metredir. Elimize bir portatif kuru tozlu yangın söndürücü aldık. Onun ulaşabileceği mesafe 3-4 mesafe uzaklıktaki alev için etkilidir. Kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi 2 yılda birdir. Kuru kimyasal tozlu maddelerde
İçindeki kimyasal maddenin süresi 2 yılda bir dedi. Şimdi köpüklü yangın söndürücüler ise 1 yılda bir tamamen boşaltılıyordu. Kuru kimyevi tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddelerin değişimi 2 yılda bir dedi. Köpüklülere kuru kimyevi toz, başka diyelim ezberlersek köpüklülere de 1 yılda bir. Of of. Tehlikeli sınıflarda 500 metrekarede bir 6 kilogram kuru kimyevi tozlu söndürücü olacak. Şimdi hatırlayalım. 500 metre 2 çıkış kapısı gerekliydi ya. Bu 2 çıkış kapısı bu pardon 500 metre değil o 500 kişiydi. Oradan çağrışım yaptıralım. 500 metrekarede çalışsın mesela onlar. Bir tane 6 kilogram kağıt kuru kimyevi toz söndürücüleri olacak. Tehlikeli sınıflarda yalnız. Çok tehlikeli sınıflarda ise 250 metrekarede zaten tehlikeli. 250 metrekarede bir 650 tane söndürücüleri olacak. Ve yangın söndürme cihazları olması gereken maksimum ulaşma mesafesi 25 metre olacak. Ben burada oturuyorum. 25 metre uzakta bir yangın söndürme cihazına ulaşabilmeliyim. Yangın söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi 25 metre olacak. Çok önemli bir konuyu bitirdiğimizi düşünüyorum. Ama tekrar yönetmeliklerini de okuyacağız. Yangınla ilgili epey bir bilgi edinmiş olduk. Dilerim hafızalarda kalır. Yeniden görüşmek üzere.